filan haber. Bir dakika. Efendim işte Gamze geliyor. Bugünkü yarışmacılarımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay, dövmeler mömeler, Allah bismillah yarabbim. Allah yaratmış gelmiş ki çarkı felek için yaratmış yani. Gelsin çarkı feleğe girsin Rabia Karataş. Evet. Model. Evet. Top model mi? Top model. Enise Ögedün neredeler Enise Hanım? Hey, çok ayıp. Dakika bir, gol bir, ne yapıyorsun? Enise Hanım'ı göremiyorum. Aa, Enise Hanım buradalar. Ay kurban olsunlar Enise Hanım. 3 numaralı yarışmacımız Bahar Olgun. Antalya'dan katılıyor. Yaş 23. Ve çarkı felek başlıyor. ...250 puanlık sessiz harf. Kendimle başlayayım o zaman. Bahar'ın beysi. Anlamadım. Bahar'ın beysi. Bahar'ın. Kendiniz mi oluyorsunuz? Ben. Siz mi oluyorsunuz? Bahar'ın beysi... ...ve Rabia'ya geçiyor. Rabia! ...500 puanlık sessiz harf Rabia Hanım. Sizin var mı sizde? Ne var mı? Zütteren. Ne kadar zarif gülüyorsunuz. Ay. Gerçekten nasıl çalıştınız mı zarif gülmeyi? Yok, normal gülüşüm. Normal gülüşüm. Kasmadığım için kendime. Kasmıyoruz, kasmayın. Evet. Rahat olun benim yanımda. Rahat olun, Allah aşkına rahat olun. Buyurun. Yunus Can'ın yeğesi. Kim o? Erkek kardeşim. Kız kardeşim. Yunus Can'ın yeğesi 2 tane. Devam. Rabia Hanım. Rabia'nın reisi. Rabia'nın reisi 2 tane. Buyurun çevirin. Bu bir şarkı sözü. Bu bir şarkı sözü. Bakalım Rabia Hanım çözebilecek mi? Yoksa sıra basketçi Öge'ye mi geçecek? Zonguldak'ın Z'si. Vay, Zonguldak'ın Z'si. Bana mı geldi sanki? Ve özel bir yarışmacı NBA'den Öge. NBA'den Öge. Bütün yarışma böyle gidecekse işimiz var. Anlamadım. Bütün yarışma böyle dalga geçeceksen işimiz var diye. Aa, geçmem ayol, geçiyor gibi bir halim mi var? Yetişemiyorsunuz, ben arkadan destek vereyim. Uzanabilecek misiniz hanımefendi? Uzanacağım. Buyurun efendim, buyurun, bismillah. Hadi bakalım. Bütün Bilgi Üniversitesi sizi seyrediyor. Çok ballıdır, ben... çok ballı. Biraz. İflas geldi. Aa, ben oraya bakıyorum. Değil mi? Ben buradayım. Siz oradasınız. Ya siz niye bağırdınız ona iflas geldi diye? Ekip ruhu. Biz birbirimizi çok sevdik. Öyle üzülüyoruz. Ekip ruhu oluşturdunuz güzel. Daha yeni tanıştık, 4 saat oldu ama çok sevdik birbirimizi. İyi misiniz siz? Çevirebilirsin. Ay, buldum da onu söyleyeceğim heyecanla. Şarkıyı buldunuz evet, burada. Evet, buldum, söyleyeceğim. Çevirin o zaman. Çevirin o zaman.
Rast gelme lütfen. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Bu bir şarkı sözü ve dost kazığı geliyor. Alacağım kollarını. Özür diliyorum. Ama şimdi yarışma... harfi bilirseniz en yüksek ay, puan. Diğer yarışmacılardan dur, size geçecek. 2250 puan. Mehmetcan'ın M'si. O kim? Teyzemin oğlu. Ay canım benim. Mehmetcan'ın M'si 2 tane. Devam. Çözdün mü yoksa? Evet çözdüm. Söyleyebilir miyim? Aa çözmüş. Geldim yanınıza. Tamam. Söyleyeyim mi? Buyurun. Dürüyemin güğümleri kalaylı. Aa vallahi bravo. Aa. Buyurun çarşıya gidiyoruz. Gonca Hanım, Gonca Hanım evli misiniz? Evliyim Mehmet Ali Bey. Kimle? Şu yakışıklıyla mı? Serdar Bey'le, yanımdaki yakışıklıyla. Kurban olurum onun güzelliğine. Bak bak bak. Zabıtam benim o. Zabıta mıdır? Mudurnu Belediyesi'nde. Evet. Mudurnu Belediyesi'nde mi? Mudurnu Belediyesi'nde zabıtayım. Tebrik ederim. Hangi bölümde çalışıyorsunuz? Zabıta bölümünde. Mehmet Ali Bey, siz daha önce Mudurnu'ya gelmişsiniz. Daha önce hiç kaşık sapı yediniz mi? Ne yedim mi? Kaşık sapı. Neyin sapı? Kaşık sapı, kaşık. Bilmiyorum, yedirdiler mi, yedim mi acaba? Nasıl bir şeydi hatırlayamadım. Mudurnu'nun en meşhur yemeği muhakkak yedirmişlerdir. Bir göreyim, hatırlatın bana. İçinde... Şimdi bu sadece hamur. Evet. Hamur bu ya, bir şey yok yani. Su var, un var, bir de yumurta var. Hanımefendiye biz sorun. Sabah yapımını gördük. He, hanımefendiye tamam, sorun. Nasıl yapıyorlar, ne koyuyorlar içine? Su, un, tuz ve yumurtayla birlikte yoğuruyoruz bunu. Bu şekli getiriyoruz Mehmet Ali Bey. Evet. Daha sonra bunu kaynatıyoruz suda. Süzdükten sonra üzerine keşkle, cevizle yaptığımız bir karışımız var, tereyağlı. Onu döküyoruz. Mantı gibi bir şey mi yani? Mantıya mı benziyor? Evet, evet mantı gibi. Hamuru mantı gibi ama keşk ve ceviz tereyağıyla birleşince harika bir lezzet oluyor. Afiyet olsun. Afiyetle yiyorsunuz efendim. Ben Emine Bedel. Teşekkür ederiz, hepinize, yiyoruz biz. Ben Emine Bedel. Hepinize afiyet olsun diyorum efendim. Çocuk var mı çocuk? Bir tane oğlumuz var ama çok yaramaz. Maalesef çıkartamadık. Zapt edemiyoruz. Kaç yaşında? 3,5 yaşında Mehmet Ali Bey. Maşallah, Allah bağışlasın. Şu anda nerede ki, evde mi? Cümlemizinkini. Evde mi? Yok, şu an buralarda koşturuyor. Çiftliğinizde dolanıyor, çiftliğinizde. İşte geldi. Lan oğlum benim tavuklara mavuklara bir şey yapmıyor. Alo. Alo. Nasılsın oğlum? Mehmet amca. Mehmet amcan yesin seni lan. Mehmet amca. Ay adın ne senin? Adın ne? Nasılsın? İyiyim. Senin adın ne? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Adın ne? İyiyim. Adın ne? İyiyim. Adın ne? Adın ne? Mehmet amca nasılsın diyor arkasından. Ne, adın ne? Adım. Soyadı Kalp. Senin soyadın Kalp. Kalbin nerede senin? Kalbin nerede? İşte ay yerim o kalbini kalp. Senin. Bana bak. Anneciman Kalp işte. Adın ne senin? Adın ne oğlum? Ahmet Cemal Kalp. Adım Ahmet Cemal. Ahmetciğim, Ahmet. Ahmet. Ahmet Cemal. Ahmet Cemal. Ahmet Cemal, hangi takımı tutuyorsun? Hangi takım? Fenerbahçe. Yeah! Lol 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 lol. Fenerbahçe. Helal olsun Ahmet Cemal. Fenerbahçe. Ahmet Cemal. Beni bırak, beni bırak. Efendim. Beni tanıyor musun? Benim adım ne? Ne? Benim adım ne? Benim adım? Ne? Ne? Memuş. Memuş. Evet çeviriyorum. Kalp ağrı. Kalp ağrı ailesi diyeceğim ve kalp ağrısı diyecektim. Allah koru yarabbim. Tövbe yarabbim. Haydi bismillah. Eve doğru çevirin Mehmet Ali Bey, eve doğru. Mehmet Ali Bey'in M'si.
Mehmet Ali Bey, ana geldiler lan. Keçilerim de geldi. Keçileri kaçırdım işte, buyurun. Buyurun, keçilerim de kaçtı. Buyurun, keçilerim de kaçtı. Keçinin güzelliğine bak ama ha. Organik, organik me. Bana, onlar da bana mı hediye? Evet evet, hepsi size hediye. Gelirler bak, bunları getirme de bak, ben sana ne yapıyorum. Hepsini getireceksin, bahçeye koyacağım Ali Sadi için onları. Raptiye. Maalesef zaptiye olacak. Zaptiye. Açalım bakalım raptiye mi? Bravo. Evet, süremiz başladı. Su kabağı. Bakalım su kabağı. Hay Allah. Mehmet Ali'nin horozları size uğurlu geldi. Evet, evet, evet Mehmet Ali Bey. Baksana yavrum benim be. Yavrum memoşuma bak benim be. Nasıl çırpar kanatları. Koçum benim. Yürü horozum. Bu da eski horozum. Açalım bakalım. Makas. Evet, takı var sonunda. Makasa. Evet. Makara. Makas, evet. Makara. Evet, açalım bakalım. Makara. Oo! Modernoya gidiyor. 3 numara. 10 numara. İyi günlerde kullanın efendim. Seni karanlıklara bırakma, istemezdim. Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim. Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim. Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşum. Hep beraber. Sen aşkı çiçek böcek, güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezsin, yanmışsın. Yüreğimden çıkardım, attım kör kurşunu. Mobil yazı, yani arabaların arkasına yazılan komik yazılardan 3 numaralı yarışmacımızdan başlamıştık. 1'e geçtik. Şimdi öge çeviriyor. Çarkı felek finale gidiyor. Bin puan mı? 250. Mehmet Ali'nin M'si. Hadi ya. Nasıl bilirsiniz? Bilmem ki. Bir cilve, bir cilve. İyi biliriz. Ay, Mehmet Ali'nin M'si 4 tane. Devam. Bir mobil yazı. Sollama seni, sollarım seni gibi filan, böyle hani vardır ya, böyle esprili, komik. Ve ya. 1500 puan mı? 1500 puan. Demir'in D'si. Demir'in D'si, bir tane daha. Bir mobil yazı, bir kamyon arkası. Öge, hiç gördün mü böyle enteresan, aklında kalan var mı? Benim hafızam biraz kıt galiba. Senin ya. Her şeyin aklımda... kıt. Senin her şeyin kıt var ya. Ay, itirafı anlatamadı. Yok, bunu anlatamadı. Bir kapris bu. Sen evin tek çocuğu musun? Hayır. Ablam var. Bir şımarık büyümüş bu, belli değil mi? Evet. Değil mi? Aynen diyor kızlar. Aynen diyenler, bana katılanlar alkışlasın. İvit. İvit. İvit.
Bir sessiz harf. Gelibolu'nun G'si. Gelibolu'nun G'si. Ve Bahar kendiyle çok barışık. Bahar var ya. Ve 500 puan. Ramazan abimin reisi. Ramazan abin kim? Teyzemin oğlu. Burada mı? Yok. Burada yalnız mısınız? Ankara'dalar. Burada hiçbirinizin tanıdığı yok. Yakını yok mu arkada oturanlardan? Yok. Ay ıssız kızlar. Biz aynı kızlar bu. Ramazan abimin reisi 2 tane. Devam, devam. Of, ikim kaldı. Ve papazı buldun. Ve Rabia'ya geçiyor. İşte Rabia. Herhalde en sert ben çeviriyorum. Bak beğenmiş yengem seni arkadan. Aha, teşekkür oğlun ederim. Oğlunu almayı düşünüyor. O kendisi de güzel. Teşekkür ederim. Şükür. 500 puan bir sessiz abi. Lüleburgaz'ın neyse. Hadi. Lüleburgaz'ın ne? İki tane mi bir tane? Devam. Bu bir mobil yazı. Kamyon arkasına yazılan esprili, komik, şakacı, hoş, naif, tatlı, şirin. 500 puan. 500 puan. Y'yi söylememiştim. Yine Yunus'un Y'si. Yunus'un Y'si. Bir tane de ondan var. Hayır. Ve 250 puanlık sessiz harf. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si maalesef ve geçiyor, öge çeviriyor efendim. Paris'in P'si. Evet, Paris'in P'si. Ve Bahar çeviriyor efendim, Bahar. Ve 400 puanlık sessiz harf. Zonguldak. Evet, Zonguldak. Bir tane. Ve dost kazımı. Evet, 3400 puan alabilirsin. Hemen bir harf söyle bak. Ama hiç yardım etmiyorsunuz. Eskiden yapıyordunuz. Evet Ali Bey, haksızdır. Nasıl yardım ettin? Ama eskiden vardı. El vereyim, ister misiniz? El vereyim. Yok, harf verin yeter. Harf vereyim. O zaman size bir kopya veriyorum. Tamam. Ordu'ya gittiniz mi? Ordu. Doğru söylüyor musun? Söyleyemem ki sana. Ben gittim. Kendim... Yalan mı? Ordu'ya gittim. Cem. Kocam diyorum. Eski kocan yani. Cem. Seyrediyor mudur? Askerde. Mümkün ah değil. Canım yazık benim. Yani. Adam askere gitti, sen onu bıraktın mı? Yok, gitmeden önce bıraktım. Askere gitmeden önce bıraktım. O zaman Cem'in C'si 2 tane. Bravo. Söyleyeyim mi? Söylüyor. Bir dakika, sessiz. Kalbime haciz koydun, icra memuru musun? Evet, bravo. Kalbime haciz koydun. Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve stüdyomuzdaki konuklarımız. Gözlerinizi ekranlarınızdan alamayacağınız, doyasıya gülüp eğleneceğiniz bir çarkı felekte daha yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. İşte huzurlarınızda efsanevi program Çarkı Feleği'nin muhteşem sunucusu Mehmet Ali Erbil.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir pazartesi günü. Bugün 2 Ağustos 2010 Paziyertesi. Demirbank hayırlı işler diler hepiniz efendim. Bir çarkı felekte daha sizlerle birlikteyiz. Dünya tatlısı konuklarımız sizler stüdyomuza, sizler de star ekranlarına hoş geldiniz. Yine inşallah güzel, eğlenceli bir program olacak. Birlikte hem eğleneceğiz, hem kazandıracağız, hem de bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı biliyorsunuz. 30 yıldır var olan bir yarışma programı bu. Ben 5 yaşında sunmaya başladım bu programı. Düşünün yani, düşünün. Hemen telefon numaralarımızı vermeden önce Gamze bir gelsin bakayım. Haydi Gamze'lim, gece yanar senin. Haydi Gamze'lim, bu gece rahatım. Haydi Gamze'lim, gece yanar senin. Haydi Gamze'lim, bu gece rahatım. Haydi Gamze'lim. Kendine şarkılar besteletmiş. Bir ben çıkarken bana bir şarkınız mı var? Memoşum, memoşum. Haydi memoşum. Bana da bir şarkı besteleyin. Sürpriz olsun, tamam mı? Memoşum, bana memoşum. Da sürpriz yapacaklardı, yakaladım. Memoşum, memoşum. Çamlıca'da neydi o? Uzanıp Çamlıca'nın orta yerinde. Çamlıca'nın. Ben onu hep Çamlıca biliyorum. Meğerse Kanlıca'nınmış. Evet. Ya ben şarkı sözlerini benim kadar atan yoktur yani. Uzanıp Kanlıca'nın. Doğrusu bu mu? Kanlıca'nın. Çok güzel şarkı. Yaşını yüzdürürüm. Bir sana doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Evet, Sezen Aksu'nun da yüreğine sağlık diyoruz, evet. Efendim. Bu güzel sözler, bu güzel. Ve telefon numaramızı verelim. Telefon evet. Numarasını biliyor musun? Ay, biliyorum galiba. 0212. 314 1569. Hayır, öyle bir şey değil. Neydi? Bak. 428 55 çift 0. Ay 429 55 çift 0. Allah'ım ilk defa kör bir şeyim oldu, hostesim oldu. Ayol 8 değil 9. Ay ben uzağa göremiyorum artık, korkarım. Şimdi bak bakayım. Bakıyorum. 0212 429 55 çift 0. Vallahi gördüm, şimdi gördüm. Gözlerim bozulmuş benim. Ve şimdi yavaş yavaş yarışmacılarımızı davet edelim. Doğru mudur? Evet. O zaman alkışlarla İrfan Kangı geliyor. İrfan
Bey'le biz ilk kez karşılaşıyoruz değil mi? Yok, bir önceki yarışmada tam da nişanlandığım gün sizin yarışmaya gelmiştim. İnanmıyorum. Tabii sizden o... Bana... Ayrıldın mı nişanından? Yok, henüz ayrılmadım ama sizin sayenizde ayrılacağım galiba, çünkü bugün de düğün için bir yer bakmaya gidecekti. Bugün de programa geldim. Bak, benim bir iki düğün için yer tavsiye edeceğim sana. Bir yer var, orada evlenme. Altı arkadaşım evlendi, ayrıldılar. Ya. Sakın. Nasıl bir yerse artık o. Söyle, adını vermeyeceğim. Vermeyeyim. Çünkü reklam olmasın diye adını vermeyeceğim. Benim evlendiğim yerlere gelesin. Oralar uğurlu gelecek. Sürtünerek, çok, sürtünerek çok böyle. Çok uğurlu geliyor. Benim evlendiğim yerler çok. En az 3 kere Kıbrıs'ta evlenmişim. Baktım da. Yani olacak şey. Sizin liste tabii kabarık. Benim demek ki sen Kıbrıs'ta evlenmeyeceksin. Yok, yok. Burada peki kaç yıldır nişanlısınız? Biz daha işte geçen Aralık ayında nişanlandık. Sizin o Düzce tütün kolonyası benim ağzıma doğru sıktıktan sonraki dönemde hemen kızı verdiler zaten evden çıkayım diye. Ama ondan sonra da Irak'tan bize parfüm getirmişler. Parfümün markası ne? Gambit. Gambit, hatırlıyorum. Evet. Gambit. Ya. Gambit. Evet, alkışlarla İrfan'ı alıyoruz. Ve işte Kıbrıs demişken Kıbrıs'ın Ümmü Gülsüm'ü geliyor. Nil Burak geliyor. Vay 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 vay. Ne yapan kardeş? İyiyim, sen ne yapan? Ne yapacağım? Ne yapalım? Kıbrıslar böyle konuyor. Ne yapan? Ne yapan? Ne yapacağım? Bitti gittim abi. Ne yapan? Ne yapayım? Ne yapacağım? He, ne yapan? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapayım? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Oteli de vermişsin. Kiraladım. En güzelini yaptım. Kurtuldum vallahi. Nasıl olsa orada bütün oteller bizim. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu akşam telefon geldi. Beraber misiniz falan diye. Kimden? Ondan sonra şeyden, Havva Hanım'dan, Ertan Bey'den. İzliyorlar. İzliyorlar, evet. Kıbrıs bizi izliyor. Evet. Herkes bizi izler. Sakın ha başka kanallara kaçayım demeyin. Allah çarpar yani. Aman aman. Ve işte yakışıklı, iyi huylu, iyi sesli Burak Kut geliyor. Demesi kolay. İnsan bir mesaj atar, bir şey yapar. Kaç kere dedim sana bu iş bu kadar. Yavaş yavaş gel de incinmesin. Açtım ki gözümü, her yer kırmızı. Güneş kalkmış gelmiş odama kadar. Açmış avucunu, yumuş gözünü. Ah ben daha bulamadım özümü. Hastasıyız dediysek de bir yere kadar. Bir tek sen mi kaldın bu dünyada? Çatır çutur alttan üstten yedik tokadı. Gülü de severiz bir yere kadar. Damağımda demesi kolay. İnsan bir mesaj atar, bir şey yapar. Kaç kere dedim sana bu iş bu kadar. Yavaş yavaş gel de kramp girmesin. Haftalarca üstümde yaşadım. Ben istemeden sırtımı kaşıdım. Ben de sandım ki bir durum var. Ama aslında biraz garip durumlar.
Erkek dediğin böyle düşmez ki. Tusak diye kocaman yazarken Kandeveranı diye de bir şey var. O ne tarafa, biz o tarafa. Hoş gördük, saygılar, sevgiler. Oraya koyabiliyor, oraya koyabiliyor. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abicim, hayırlı olsun. Sağ olasın. Ceket biraz kardeşinin miydi? Yok, geçen sene. Kardeşim Murat. Kardeşin Murat'ın ceketi güzel olmuş sana. Sağ olun, teşekkür ederim. Pantolon da babanın galiba. Evet, rahmetlinin, evet. İyi olmuş, iyi ayarlamışsın. Bu da rahmetli amcamın. Verdim. Evet. Ben verdim, ben verdim. Yoldan çevirdiler de beni. Sana bir şey söyleyeceğim. Fatih Yüreğit bilirsin değil mi? Bilmez miyim? Suratını yeni operasyon geçirdiği aynı sana benziyor. Sana bir şey söylüyorum. Valla doktora gitmiş, beni Burak Kut gibi yapın demiş. Olamaz böyle bir şey ya. Aa, sanki seni bakıyorum. Yapma. Ay ya Rabbim ya Resulallah. Ne zaman evleniyorsun? İnşallah yakında. Ciddi? Ciddi, çok ciddi, evet, evet inşallah. Evet, çok cici bir kız arkadaşı var. Sağ ol. Bizimle tanıştırdı. Evet. Seyrediyor mu? Seyreder tabii. Ana, ana, yenge de seyrediyor. Beni de enişteniz seyrediyor. Ay yok. Ay tövbe yarabbim. Bu aralar çok karıştırıyorsun. Hayırdır inşallah. Ya. Enişte benim kocam yani. Pardon, seni enişte seyrediyor. Onu söylemek istedim. Evet. Evet. Şimdi efendim bakalım yarışmamıza kim başlayacak? Herkes butonlara elini atsın. Gördünüz mü? Gördüm. Evet. Efendim. Burada. İşte geliyor. İki kelime 13 harften oluşan bir sorumuz var. Bir soru var. Kim şovlayacak önce bakalım? Harfler geliyor teker teker. Seyirciler susuyor. Heh. Leyleğin ömrü. Liposuction. Liposuction. Hakan Şükür. Yok, Şükür'ü. Leblebi şekeri mi efendim? Kim bastı? Bir numara bastı. Leblebi şekeri. Evet, leblebi şekeri. Ben bastım ama. Ben de leblebinin bu türevlerinden en çok leblebi ununu severim. Bayılırım. Leblebi unu hafif şekerle karıştırdık, evet. Sizler bilmezsiniz. Artık okul zamanları biz boğazımıza takılırdı. Onu alacaksın ağzına, böyle üç turşuan su sürü. Ondan sonra muhabbeti gör efendim. Bakalım Burak Kut başlayacak ama hangi soruyla başlıyoruz efendim? 10 kelime 37 harften oluşan bir şarkı sözü soruyoruz. Maşallah. Sen kesin biliyorsundur bu şarkıyı. Kesin. Ayol kızım, bilmediği şarkı yok. Samimi söylüyorum, polis radyosu gibi. Ama istemeden oluyor. Yani var ya, elimde orada değil. Burada arabada minibüste hangi şarkı çalarsa çalsın hepsini ezbere mi bilir insan? Bir kere dinle duysun, hepsini ezberliyor. Müzik sever demek ki. Ben 20 yıldır
şeyi bile ezberleyemedim. Firuze'yi bile yani. 20 yıldır dinlerim yani. Ama sevmediğim şarkıları bile ezberliyorum. Ben çok bir iyi tek bir şey şeyi değil. Biliyorum. Samanyolu'nu ezbere bilirim. Bir şarkısı. Marşımız sen. Tabii ki zaten. Bir de İstiklal Marşı'nı ezbere biliyorum. Ve bir numara yarışmacımız Burak Kut çeviriyor. Çarkı Felek başlıyor. ...250 puanlık sessiz harf. B. Babanın B'si 5 tane. Evet, bugün efendim... ...Avrupa'ya en yakın ilimiz Edirne'deyiz efendim. Edirne. Edirne. Duy bizi. Eski Osmanlı başkenti değil mi? Yanlış söylemiş olmayayım. Değil mi? Değil mi Burak Kut? Tarih bilgim yok sizin bir kadar de, iyi değil benim. İlk önce Edirne'ydi başkentimiz, sonra Londra oldu değil mi? Evet. Bak yanlış. Tamamen kafa karıştırıyor yanlış zaten. Yanlış bir şey söylemeyeyim, London. London. Kesin. Efendim, alo. Alo. Edirne. Bu alo. Güzel şarkılı karşılamanız için teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bey. Nasılsınız Ande Hanım? İyiyiz, teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Aspitin karaya vuruyor mu? vuruyor. Burada vuruyor. Burada gördük o karaya vuranı. Hadi ya. Buyurun siz de gelin görün. Selimiye miydi Edirne'deki? Yanlış söylemeyeyim. Evet, Selimiye. Selimiye'yi gördün mü? Hayır, görmedim. Ayol ne gördün Edirne'de? Bir tek yemek mi? Evet, ciğer gördüm. Bol bol da yedim. Allah seni var ya. Köfteler. Ciğerimi getirin bana. İnşallah bu yaz günü cüt cüt olursun inşallah bu yaz günü o. İşte. Maşallah. Maşallah Edirne'nin meşhur ciğeri. Adı ne onun hanımefendi? Hanımefendi. Evet. Nezihe Beyoğlu. Anlamadım efendim. Nezihe Beyoğlu, Mehmet Ali Bey. Nezihe mı isminiz? Nezihe Nasılsınız Beyoğlu. Nasılsınız oğlum? Sağ olun, Allah razı olsun. Nezihe Beyoğlu. Beyoğlu'lu musunuz? Beyoğlu, Beyoğlu. Yıldırım Bayezid'li. Biz burada Yıldırım Bayezid Mahallesi'nde Nezihe Hanım benim ilk yarışmacı. Beyoğlu ne oluyor? Beyoğlu soyadı Mehmet Ali Bey. Tamam anladık da Beyoğlu'yla ne alakası var? Ya, tarihçesini, geçmişini mi istiyorsunuz? Evet, nereden geçmişini. Nereden geliyor bu Beyoğlu? Senin geçmişini. Tamam buyurun. Nezihe Hanım nereden geliyor? Nereden mi geliyor? Dev sülalesinden geliyor. Nereden geliyor? Orada, Çanakkale'de şehit olmuş dedeniz. Ne diyor ya? Dev sülalesi. Ne ailesinden geliyor? Nereden geliyormuş? Kızım anne sen sus, senin geçmişini istemiyorum. Affedin geçmişini. Geçelim. Bizim geneler Bey sülalesinden geliyor. Hanımefendi yaş kaç yaş? Nasılsınız, iyi misiniz? Allah çok şükür. 44. Allah'a çok şükür. 44 yaşında mısınız? 64. 64. Maşallah. Anladım. Evet. Ayrılmayın bir yere, birazdan size bağlayacağız. Yarışmacı mı olacaksınız siz bu akşam? Evet, seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Onun için yarışmacı oldum. Eşiniz var mı? Eşimizi kaybettik. Başınız maalesef. Kaç yıl oldu? Sağ ol. 7. Kaç yıl oldu? 7 yıl. Başınız sağ olsun. Yalnız mı yaşıyorsunuz Edirne? Sağ ol. He. Oğlum var, gelinim var, kızım var. Anladım. İzliyor musunuz Çarkı Fela? Her gece. Yalancı ne olsun? Seninle zamanımız geçiyor. O zaman parmaktan sonra bekleyin. Efendim. Çarkı Felek Radyomuzuyla Star ekranlarında canlı canlı devam ediyor. Burak Kut, Nil Burak ve İrfan kardeş. İrfan kardeş hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sizde miydi efendim sıra? Evet. Bir şarkı sözü soruyoruz efendim. Burak Kut çeviriyor ve devam ediyoruz. Toblerone'da çözmeye çalışıyoruz. Bu bir şarkı sözü. Biliyorsunuz
ev dilimimiz de var. Ev dilimi geldiğinde iflas 1500. Gelmedi sürece. Aa, 1500 puan geliyor. Wow. Wow, wow. Niagara'nın nesi? Niagara'nın nesi? 4 tane. Evet. Bu bir şarkı sözü. Bakın, bakın. B'lerden ve N'lerden geçilmiyor. Hangi şarkı bu acaba? Ben melodisini ben birazcık mırıldansam hemen çözeceksiniz. Dan, 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 dan. Bilmez miyim? Hep o çıkıyor ama. Evet, Burak Koç çeviriyor. Ev geldiği zaman fiyakalı bir ev alıyorsunuz. Fiyakalı bir ev. Fikret İnan'dan hem de. Fikret İnan abimiz seyrediyormuş bizi. 300 puan. Ha, bakalım Türkiye izliyor mu bizi? Alo. 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 Hiç kimse izlemiyor gördüğünüz gibi. Beni yine. Alo. Alo. Giresun Tayfun Taliboğlu. Tayfun Talip Takır. Ha, Tayfun Talip, pardon, özür diliyorum. Giresun'un için merkez mi? Kazası Keşan. Keşan'dan arıyorsunuz. Keşan. Evet, evli misiniz efendim? Evliyim efendim. Kimle efendim? Ayşe Hanım'la. Ayşe Hanım'la kaç yıllık evlisiniz? 8 yıllık evliyiz. Maşallah. Çoluk çocuk var mı? 2 tane çocuğum var. Allah başlasın. İzliyor musunuz Çarkı Fela? İzliyoruz Fela. Eğleniyor musunuz Çarkı Fela? Tabii ki eğleniyoruz. Yalancı. Doğru söyle. İşin kibarlık olsun diye demiyorsunuz. Gerçekten izliyoruz her akşam. He. Peki. Çoluk çocuk da izliyor mu efendim? Evet, izliyorlar. Peki o zaman. Bize bir sessiz harf söyleyin. Giresun'a bir armağan yollayalım. Giresun'un G'si olsun. Giresun'un G'si 3 tane. O zaman Giresun'a bir yatak yolluyoruz. Ve Burak Kut bir sessiz harf söylüyor. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si bir tane var. Bu bir şarkı sözü. Çözdün mü? Hayır, henüz değil. Ya acaba başı bor mu bir mi? Bordur kesin. Bor. bar da olabilir. Devam ediyoruz efendim. Çeviriyoruz değil buyurun mi efendim? Buyurun efendim. Ne olabilir bu şarkı acaba? Aman Allah'ım, ev geliyor, ev geliyor, aha, evin oluyor, evin oluyor, evin oluyor, evin oldu! Şimdi sessiz. Sevgili Fikret İnan'a buradan evet, selamlarımızı yolluyoruz. Evet, Fikret abin evi verecek inşallah sana. Ama sessiz harfi bilmek durumundasın. Nereye gittin mi? Dur bakayım. Ordu'ya gittin mi? Çok gittim de çok sesli bir yer orası. O yüzden fazla kalamadım. K mi desem? Manisa'nın M'si değil. Manisa'nın M'si. Al sana Manisa. Al sana Manisa. Ve işte Kıbrıs'tan Nil Burak çeviriyor. Çözdünüz mü? Biraz. Ama bir yerde tereddüdüm var. O zaman çevirip bir harf söyleyerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bizi de rahatlatın. Oh. Aa, güzel dost kazı. Şimdi sessiz harfi bilirseniz sizin dışınızdaki yarışmacıların en yüksek puanı size geçecek. 8.050 yani puan. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Devam. Devam. Kıbrıs'a bağlanalım mı? Bağlanalım vallahi. Vallahi benim akrabalara bağlanalım Kıbrıs'ta. Genç TV'nin medya imparatorudur benim orada akrabam.
Değil mi? Evet. Ertan Birinci. Evet, Ertan Birinci. İzliyor beni, Lefkoşa Belediye Başkanı'yla izler. Bir şunu bağlasanıza Lefkoşa Belediye Başkanı'yla Ertan beraberlerse. Konuşalım. Evet. Evet, belediye başkanı efendim bizi davet ettiler ve bir parka Mehmet Ali Erbil adını koyacaklarmış. Harika. Buyurun. Ya, ya. Harika. Ya. Ölmeden dedik, koyun. Yani öldükten sonra koymuşsun, ne olur. Ölmeden koyun, değil mi? Tabii. Ya, buyurun Nil Hanım. 250 puanlık bir sessiz harf. Acele etmeyin, 15 dakika vaktiniz var ya. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi 2 tane. Devam edelim. Çözdünüz galiba. Ay. Yukarısını bu çözdüm. Tarafını ben hiç bilmiyormuşum bu şarkının. Evet, devam ediyoruz efendim. Süre geçiyor yoksa ötü verir vallahi. Bu bir şarkı sözü ve 300 puanlık sessiz harf. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Ve İrfan'a geçiyor. İrfan çeviriyor efendim. İrfan. 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 İrfan 400 puanlık sessiz harf. Harf söylemeden önce ben de Fikret abiye selamlarımı söylemek istiyorum. Ev istiyorsunuz galiba. Artık Allah ne verdiyse. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Tabii evleniyorsun bir de üstelik. Tabii tabii. Ya. Z. Z çok evet. Güzel. Şey yapsaydın daha iyi olurdu. Z'nin zaten. Zonguldak Z'si bir tane. Bravo, buyurun. Evet, çok güzel bir türkü mü, şarkı mı, nedir? Ben çözüm. Ha, bunu bilmiyorsundur işte. Biliyorumdur kesin. Yok, vallahi bilmiyorsun. Bilsen bilirdin şimdiye kadar. Ve ev mi geliyor? Ev mi geliyor? Ev geliyor! Bravo! Evet, geldik. Dananın kuyruğu şimdi kopacak. O evet. Harfi bilirsen ev için yarışacaksın. Ye. Evet. Bravo. Yamın yesi 4 tane. Ev dilimini al. Ev dilimini alıp bunu yerine koyuyorsunuz. Alıyorum efendim. Alıyorum. Evle birlikte yarışacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çözdün galiba. Geliyorum yanına. Vakit daralıyor. Çöz ya da çözme. Bir su gibi süzül. Evet. Ak baygın, baygın yan yan bak. Evet, bravo vallahi. Bravo. İlk defa biliyorum bu şarkıyı ben. Devamını bilirsiniz. Devamı. Rumba da rumba rumba. Devamı. Buyurun efendim. Bunu alıyor musun? Rumba rumba. Kalpleri vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Kalpleri vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Bin puanınız var. Size bir cep telefonu armağan ediyoruz. Tamam. Çok okay. Güzel. Süper. iPhone hem de. Baksana. Muhteşem. Harika. Muhteşem. Muhteşem. İyi günlerde kullanın efendim. Çarkı feleği arayın. Ve hemen gidiyoruz Edirne'ye. Edirne'ye bir... Evet. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Bakalım sorumuz neymiş? 6 kelime 28 harften oluşan bir boşluk doldurmaca. Bir boşluk doldurmaca. Evet. Nasıl bir şeydi bu? Her seferinde. Şimdi soru işaretleri var. Onlar tek bir şey. Yani mesela tek bir kelime. Yıldız. Diğerleri de işte Yıldız Kenter, Yıldız Savaşları, Yıldız Parkı gibi. Anladık değil mi? Hmm. Çok güzel anlattın. Bu sefer var tüylerim diken diken oldu. Ve iki numara Nil Burak çeviriyor. Çarkı Melek devam ediyor. ...250 puanlık sessiz harf. Rox'un rock reisi. Rox oturtma diyecektim. Rox oturtma. Rox oturtmanın reisi 3 tane.
Devam ediyoruz efendim. Ve 200 puan. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi maalesef. Ve İrfan'a geçiyor. Haydi. İtiraf bölümünü biliyorsunuz. Ya 1000 puan kazanacaksınız ya da iflas. Eyvah eyvah. Bir şey itiraf etmem gerekiyor değil abi, mi? Abi ben mesela... Neyle ilgili itiraf edeyim? Ben küçükken babaannemin rahmetli parasını çalardım, itiraf ettim. Bunun gibi. Abi, sünnetimle ilgili bir itirafım olabilir. Hayır kötü hayırdır bir şey değil. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani sünnetten çok korktuğum için Kemal Özkan'dan kaçmıştım. Bunu itiraf edeyim dedim. Nasıl? Ama o yayını yakaladı. Nasıl oldu yani? Kaç yaşında? Ben 6 mesela, yaşında. Sen 6 yaşında yine yiyorsun. Ben 24 yaşında oldum. Zaten Kemal Özkan beni görünce kaçtı. Yani kaçış dediğim şey, hem küçük çocukken... Yok, bayağı bir kaçmaya çalıştım. O da ceza olarak böyle bir uyuşturucu iğne yapılıyordu. Onu bana yaptırttı. Allah. Sen bas dedi iğneyi dedi, ben ona da basamadım. Beni de o yaptı biliyor musun? Öyle mi? Evet. Zaten hemen Allah. Birbirimizi tanırız yani. Evet, zaten hep böyle aynıdır işleri. Tabii. Kabul ediyoruz, 1000 puanı alıyor efendim. Evet. Şimdi sessiz harf söyleyecek. M. Mehmet Ali'nin M. Bir tane. Devam. ...200 puanlık sessiz harf. Ne? Nidenin nesi? 4 tane! Ve bir telefonumuz var. Bu arada boşluk doldurmacaları sizler çözmeye çalışırken... ...alo diyorum, alo diyorum. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. Açıkta kaldı galiba sırtınız, sesiniz biraz... Ben Çorum'dan arıyorum. Nereden? Çorum'dan arıyorum Şükran Tokgöz. Çorum mu dedi? Çorum'dan. Çorum. Hanımefendi siz misiniz? Evet. Ben de Ertan bağlıyorlar falan deyince... Şükran Tokgöz. Şükran Hanım evli misiniz? Evliyim, 30 yıllık evliyim. Maşallah, beyefendi nerede? Evde yanımda. Yatıyor mu? Hayır, yanımda dikeliyor telefonun başında. Dikeliyor. Dikeliyor mu? Evet. Adam hep dikelir zaten orada. Ne iş yapar? Memur, memur. Allah başka keder vermesin. Amin. Ya, çoluk çocuk? Çoluk çocuk, iki tane çocuğum var, anneanneyim. 3 aylık torunum var. Maşallah, maşallah, Allah bağışlasın. Amin. Babaanne mi, anneanne mi? Anneanne, anneanne, Allah herkese göstersin. Ay ne tatlı, erkek. Çok tatlı, erkek. Ay canım. Uçkumuz var. Evet, sünnetini yaptınız mı? Efendim? Sesiniz gelmiyor ki. Daha var diyorsunuz. Ben doğdukta yaptırdım. Oğlanın sünnetini. Yok, sünnetini yaptırmadık, daha 3 aylık çocuğumuz küçük. 24'ü ama bekliyorlar. Ama küçükken doğuştan hemen yapabiliyorlar ki ben o travmayı yaşatmayayım dedim çocuğa. Korkmasın, kaçmasın. Düşünsene yani 7 yaşında, 8 yaşında. 2 yaşına kadar yapılabiliyor galiba. Evet, tabii. Yapılabiliyor. O zaman çocuk hiçbir şey, acı da hissetmiyormuş. Doğar doğmaz yaptırdığın zaman hiçbir acı hissetmiyormuş çocuk. Evet. Kestirdim. Evet. En güzel. Kestirdim. Eşinizi bir alayım bakayım, enişte bey nasıllar? Tamam. Abdullah sen. Abdullah Bey. Abdullah Bey. Abdullah Bey. Efendim. Dikeliyor musunuz orada? Ne yapıyordunuz? Sizi izliyorum Mehmet Ali Bey. İyi. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür efendim. Sağlığınıza duacıyız. Kimler var evde başka? Dede var, babaanne var. Ne güzel. Çorum'un merkez mi? Merkez. Merkez. Bir devlet dairesinde mi çalışıyorsunuz? Evet efendim.
Sıcak mı Çorum? Çok sıcak. Size bir klima yolluyoruz. Buyurun. İyi günlerle kullanın. Devam. Çorum çok sıcakmış. Bir klima yolluyoruz. İstanbul'da çok sıcak. Nem. Acayip. Ve 400 puanlık sessiz harf. K. Kastamonu'nun K'sı. Ve Burak Kut'a geçiyor. Burak Kut çeviriyor. İtiraf ediyorum sana itiraf. Başladı yaralı aşklara tadilat. Altta bir el gördüm. Evet. Şöyle bir itiraf hazırladım. Öğrencilik... Öğrencilik yıllarımda yatılı kalırken, hocalarımız yokken gizlice okulda kalmıştık ve o azgın çocukların yapabileceği her türlü şeyi yapmıştık. Azgın çocuklar okulun derken? Içinde, azgın çocuklar yani şöyle ipini koparan gençler vardır ya, koşarlar deli gibi okulun içinde, o özgürlüğü yaşarlar. 17-16. İkinci itirafım... Hayır, öyle şeyler değil, öyle şeyler değil. Yani gidersin... Bu beni pek tatmin etmedi. Size etti mi? Şunun gibi. Hayır. Buyurun, buyurun. Hayır, şunun gibi öğretmenin müdürünün odasına girersin, saksısının topraklarını atarsın. Böyle şeyler yani. Bizde hep masumdu. Ben olaylar. Bir kere elektrikler eskiden böyle kısıtlama vardı ya, bizim dönemimizde böylesine enerji bu kadar fazla değildi. Elektrikler böyle geceleri sönerdi, konservatuvarda yatılı okuyoruz. Aynen. Ondan sonracıma konservatuvarın bizim Cebeci'de bir koridoru vardı böyle. Neredeyse 2 kilometre böyle uzun böyle. Karanlıkta bir tane nöbetçi hocamız vardı, müdür muavini. Onu kucağımıza aldık. Koridorun bir ucundan bir ucuna kadar kucakta götürdük adamı. Karanlık ya, görmüyordu ne olduğunu ne bitti. Bağıra bağıra adam. Allah ondan öyle. Sonra adam şeker komasına girdi. Meğerse adamın şekeri varmış. Allah rahmet eylesin. O gün mü? Aradan bir hafta geçtikten sonra kaybettik gene biz şeyi. Böyle şakalar yapardık biz okuldayken. Aynen, aynen. Yok şaka diyorum, adama bir şey olmadı canım. Yok artık yani. Evet, itiraf bu pek tatmin edici olmadı ama. Fakat artık... niye bu itiraflar hep böyle ortaokul çağlarında oluyor? Benimki 7 yaşındaydı. Hayır hayır, Burak'tan söz ediyorum. Yani her gelen böyle dikkat ediyorum. Hep ben ilkokuldayken, ben ortaokuldayken. Size de gelecek sıra, size de gelecek. Size de gelecek. Çeviriyoruz efendim, çeviriyoruz. Birazdan Edirne'ye bağlanacağız. Umarım. Edirne'den yarışacağız ama şimdi boşluk dolduruyoruz. 400 puan. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si bir tane var, bravo. Devam. Bu bir boşluk doldurmaca. Ve 250 puan. B diyorum. Babanın B'si bir tane de ondan var, bravo. Devam. Boşlukları doldurmaya çalışıyoruz efendim. Birazdan Edirne'ye bağlanacağız. Ve 250 tekrar. C. Camın C'si 3 tane. Evet. Sakın sakın sakın. Devam ediyoruz. Tamam. Bir daha çevireyim mi? Oturma da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi, biz tam zamanlı.
Ayrılmayın, üzülürsünüz he. Efendim, Şarkı Felek canlı canlı devam ediyor. Hafta içi her akşam Star ekranlarında. Sorumuz boşluk doldurmaca, soru işareti. Aynı kelime ama devamları bir ünlü olabilir, bir deyim olabilir, bir yer adı olabilir. Tatil için bir sessiz harf söyleyecek Burak Kut. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane ve tatile gidiyor. Evlenirsen seni Yunan adalarına yolluyoruz. Evet. Hem de gemiyle. Gemiyle gidiyorsun, sandalla dönüyorsun. Ben aldırtırım kendimi. Devam ediyoruz efendim. Peki. Şimdi orayı çözmemiz. Boşlukları dolduracağız. Birazdan Edirne'ye bağlanıyoruz. Ekran başındakiler, Edirne'de akrabaları olanlar. Belki de sizin akrabalarınız çıkacak birazdan ekrana. 250 puan. Şimdi orayı çözmem için kilit harfi bulmam lazım. Acaba Zonguldak'ın zoosu var mıdır? Zonguldak'ın zoosu bir tane var. Galiba ben buldum. Geliyorum yanınıza. Leyla Gencer. Leyla ile Mecnun. Leyla bir özge candır. Bravo! Buyurun gidiyoruz çarşıya. 4000 puan bravo. Leyla bir özge candır. Hala gözlü ceylandır. Size 4500 puanlık bir Plazma TV. Bir Plazma TV. Sağ ol. İyi günler dekolların alkışlarla. Efendim, bakalım Edirne hazır mı? Edirne, ona son ki. Mikrofonu birine ver. Ande mikrofonu birine ver ortaya. Ande mikrofonu birine versin ortaya gelsin. Evet ortaya. Ortaya mikrofonu birine ver. Ortaya. Evet alkışlar Ande. Alkışlar Edirne. Edirne Yıldırım Beyazıt'tayız herhalde. Neziha Hanım. Neziha Hanım. Susun. Efendim. Nasılsınız Neziha Hanım? İyiyim Allah'a şükür oğlum. Sen nasılsın? İyi. Sağlığınıza duacıyız. Kimler var yanınızda? Kızım var, gelinim var, oğlum var, torunlarım var. Kızım akrabam var. Maşallah toplamışsınız. Evet. Bütün mahalle burada toplanmış. Ana o ne lan? Evet, evet. Neziha Hanım, altınıza kaç kiremit koydular? Efendim? Kaç tane tuğla koydular altınıza? Mehmet Ali Bey. Efendim? Ande sulak yerde büyümüş oğlum. Ben yetişemedim ona ki. Sen onun topuğunu gördün mü? Nasıl? 50 santim topuk var. Gördüm. 50 santim. Geliyor orada. 5 santim topuk var. 5 santim. Bana hadi canım yapayım, sen hiç 5 santim görmemişsin. 5 santimle bizi kandıracak Allah aşkına. Yarım metre topuklarla dolaşıyorsunuz ortalıklarda. Şu hanımın nesi var?
İndirin top, indirin bakayım tuğladan da görelim. Eşit eşit. İndirin hanımefendiyi Tuğba. Bakayım şimdi sağ nasıl? Sağ ol oğlum, sağ ol. Bak gördün mü? Nezihe Hanım. Ne kadar yüksek. Maşallah efendim? Torun boyunuza gelmiş. Geldi geldi Allah'a çok şükür. He. Yanınızdaki oğlunuz mu? Oğlum. He, ne iş yapıyor oğlan? Evet, oğluyum ben efendim. Oğlum. Üniversitede şoför. He. Üniversitede şoför. Şoför. Yallah şoför yallah. Resmi yalla. Kuruluşta. He anladım. Arkadakiler evet, kimler evet. Mahalle mi? Arkadaki kırmızılı kızın. Anladım. Soldaki beyefendi kim? Kalanı mahalle, ısım akraba. Anladım. Soldaki kim? Soldaki olgun beyefendi kim? Evet. Göbekli bey. Mikrofon. Mehmet Ali, malı götüreyim bize bir şey bırakmıştın ha. Haberin olsun. Ande, ande. Ande. Efendim, efendim. Ha, efendim. Beyefendiyi yanınıza alın beyefendiyi. Ona bir iki çift lafım olacak. Beyefendi, buyurun, buyurun beyefendi. İki çift lafı var Mehmet Ali Bey'in size. Buyurun, buyurun beyefendi, buyurun. Şöyle, şöyle gelin, şöyle. İsminiz de beyefendi. Evet. Abdullah Beyoğlu. Aa, siz de Beyoğlu Giller'densiniz. Evet, aynen öyle. Siz ne emekli polis misiniz efendim? Yok canım ne polisi. Çiftçiyim çiftçi. Ha çiftçi ne ekiyorsunuz? Her şeyi ekiyorum. Şu anda ekebiliyorsunuz mu? Ekerim ekerim her zaman. Gerçekten ekebiliyorsunuz mu? Çünkü evet, biliyorsunuz. Evet evet ama bize bir şey bırakmadın ki sen. Hayır hayır şunu demek istiyorum. Hayır beyefendi. Hayır ne bileyim yani yaş ilerledikçe ekerken biliyorsunuz eğilip kalkmak yok, gerekiyor. Yok yok sorun yok. Bir sorun olmuyor değil buğdaya mi? Buğdaya çiçeğe olmuyor olmuyor. Evli misiniz? Olmuyor. Buyur. Evli misin? Tabii ki evliyim canım. Evliyim. Hanım da burada. Hanım da burada evet. Yani. Peki. Tabii tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Sayın Beyoğlu benim neyimi heh. Gördünüz? Ben ne götürmüşüm Allah aşkına? Malı götürdünüz. Hangi mal bu? Ne malı bu? Türk malı mı? Parayı götürüyorsunuz. Parayı biz... Ha paradan bahsediyorsun. Paradan bahsediyorsun. Anladım. Ya ben anladım, burada anladım, kaça canım. Çalışıyorum? Senin haberin var mı? Allah aşkına kaça çalışıyorum? Nasıl? Bir çuval buğdaya çalışıyorum. Bir çuval buğday. Tabii tabii. Tabii tabii diyor. Evet. Sen buğday ekiyor mu buğday? Ekiyorum ekiyorum. Bir çuval buğday kaç para? Valla ne bileyim şimdi yapamayacağım hesabını. Yapamayacaksın hesabı. Ben sana söyleyeyim. 30 lira. 30 lira. 30 lira. 30 ama benim lira. Çuval biraz büyük. 480 lira kilosu. Benim çuval biraz büyük çuval. Ah bizim çuval daha büyük. Benimki daha büyük diyor. Kafayı alacak beni bu. Sayın Beyoğlu. Allah'ını söylesen. Sayın. Seyrediyor musun sen bizi? Ediyorum ediyorum. Fırsat buldukça. Doğru söyle. Eğleniyor musun? Eğlendiriyoruz mu seni? Tabii canım ne demek. Vallahi zevk alıyorsun seyretmekten yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nezihe Hanım. Böyle eğlendirdiğin için. Nezihe Hanım. Efendim. Beyefendi efendim. Kardeşiniz mi? Kaynım kaynım. Kaynınız. Neyimin kardeşi? Evet. Rahmetlinin kardeşi öyle mi oluyor kayın? Evet evet. Kayınbirader yani. Peki hazır mısınız Nezihe evet, Hanım? Evet kayınbirader. Beni görebiliyorsunuz mu? İsterseniz hazırız. Tuğla'ya çıkın. Hayır hayır görüyorum. Tamam çeviriyorum hazır mısınız? Haydi bismillah Edirne'ye gidiyor. Haydi Edirne, Nezihe Hanım. 14 numara. Efendim. Devam ediyoruz. Ve 21 numara geliyor. Devam ediyoruz.
Ve 12 numara geliyor. On iki, on dört, yirmi bir. Neziha Hanım. Efendim. Kaça kadar okudunuz? 5'e kadar be oğlum. Nereye? O zaman yoktu pek okumak. 5'i bitirdiniz mi? Evet. Bitirdim. Bitirdiniz. Evet. 5 senede mi? 5 sene. 6 senede. 6 senede bitti ilkokul. Olsun. Evet. Şimdi size sorular oğlum, soracağız çift efendim. Çift dikiş attık biri. Anlamadım. Evet. Anlamadım. Çift dikiş. Çift dikiş yaptınız. Birinci sınıfta çift dikiş. Geliyor bakalım ilk sorumuz. Bir nesne. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz Neziha Hanım. Evet. Söyleyin. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali. Duymadım, uzatmadınız. M'si. Nasıl? M. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. M. Devam. Başka? Kahramanmaraş'ın K'sı. Kahramanmaraş'ın K'sı. Evet. Nide'nin N'si. O da benim adım olsun. Nide'nin ne? Nide'nin N'si. Makine çıktı, evet. Makine. Makine kimya endüstrisi. Neymiş bu? Nesne. Şimdi sesler. Söylesen. Edirne'nin N'si. Edirne'nin ne? Bravo. B, C, D, Y, Z, İ, M, K, N, E. Bu bir nesne. Nesne. Bakalım hangileri yanacak? Vallaha bravo. Vallaha bravo. Aferin. Şimdi... Heyecanımı yatıştırdın. Açıyorum. Acele etmeyin. Bakalım. Açalım. Ah, köstebek. 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 Kelebek cama. Ne demek o? Kelebek cama. Ne demek o? Arabaların kelebek cama. Neresinde bulunur? Yan tarafı. Olur mu? Arka tarafta. Arka tarafta. Yan tarafta. Evet evet, böyle küçük yok bir camda. Eskiden şimdi artık yok kelebek camı değil mi? Evet. Bakalım. Evet. Kelebek mi köstebek mi? Biz açalım. Evet abi. On iki mi? 14 mü 21 mi? Hangini alalım? Korkma. 14 mü değil mi? 12. Hadi söyleyin. 12. 12 numarası sizin 12. oldu. 12. Geliyor ikinci soru. Tamam, sağ ol. 5 harften oluşan bir hayvan soruyoruz. Anlamadım. Hayvan soruyoruz. Hayvan. Hayvan soruyoruz. Bir hayvan soruyoruz. Evet. Neziha Hanım, sizin hayvanlarınız var mı? Tavuklarım var Mehmet Ali Bey. Ay kurban olurum, kaç tane? Bir de köpeğim var, affedersin. Niye affedeyim? Johnny'm var, Johnny. Bizim Johnny. Tabii, rahatsız ettiği komşuları ama ne yapayım? Ay çok hiç güzel. Hiç yakalamayım atma. Adını kim koydu, evet. Johnny? Oğlum koydu. Ay kurban olsunlar. Amerikalı mı oğlunuz? Amerikalı. Baksana, Amerikalı'ya benzemiyor mu? Vallahi ya. Sana benzeteyim, ona benzete. Amerikalı ona benzesin. Benzemiyor mu sana Mehmet Ali Bey? Bana mı? Mehmet Ali Bey iyi akşamlar. Sonu evet, benzemesin, sonu. Mehmet Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kaç kere evlendi? İnşallah, inşallah. Kaç inşallah diyor. Sonu benzemedi. Şu anda bir kez evlendim. İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Bir tane. Benim gibi yani, inşallah ayrılmazsın bol bol. Neziha Hanım. Mehmet Ali Bey, sakın çocuğum öyle bir şeyler de yapmasın. Yapmasın. İstemeyeyim onları. Ben neden yaptım acaba? Ben neden yaptım?
Bir sor bana. Sen çok gezisin. He. Sen çok çok işin var. Hanımlara zaman ayıramıyorsun. Ha ondan gidiyor kadınlar. Evet. Evet. Anladım. Ne yapmam lazım? Peki ne yapmam lazım? Ne yapmam mı lazım? Evet. İki günde bir evde oturacaksın. İzin alacaksın. İşten mi izin alacaksın? Evet. Hanımla oturacağım iki Ali gün. Ali Sadi'yi gezdireceksin. Ali Sadi'yi gezdireceksin, hanımını gezdireceksin. E sıkılmayayım. Evet, sıkılmasın, sıkılmasın. Bir hayvan soruyoruz. Sıkılmayacağım, Ali Mehmet Ali Bey, Ali Sadi'yi bulunca buldun. Vallahi doğru. Heh, Allah uzun ömür versin oğlum. Amin, hepsine, hepsine. Amin. Bütün evlatlarımıza. İnşallah cümlesine. Üç amin, sessiz, amin. Üç sessiz harf söyleyeceksiniz. Ne hayvan da bu? Bu bir hayvan. Ben buldum bile. Bak harfler çıkmadan. Evet. Malak. Malak mıydı o? Neydi? Mehmet. Manda. Mehmet Ali'nin B'si. Manda yuva yapmış. Ne? Mehmet Ali'nin B'si. He. Malak, L diyeceğiz. Manda dedi o bak. Hadi. Ne diyen Bahar? He? Diyarbakır'ın D'si mi diyor? Ay. Var zaten, var. K. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Samsun'un S'si. Samsun'un S. Sinek. A. A. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı. Bakalım malak mı, manda mı, sinek mi? Hangi hatta? Vallahi ne olur bilmem artık. Kötek, kötek. Öyle bir hayvan var mı kötek? Yok. İyi. Açalım bakalım efendim harflerimizi. Aa, çok heyecanlı bir durum söz konusu. Hazır mısınız? Hazırız, ne yapalım? Şansımıza küseceğiz artık. İyi hazırız be. Açalım be yahu. Aç bakalım be ya. Ulan ne malak, ne manda, ne sinek. Evet. Ne bu acaba? Ne oldu kız? Tekir. Şahin. Vay. Ulan bizden daha uyanık bunlar bak. İki saat. Şahin. Doğan görünümlü mü? Tofaş. Açalım bakalım Şahin mi? Bravo. On dört mü yirmi bir mi? 21 Mehmet Ali Bey, 21. Yirmi bir Mehmet Ali Bey. 21. Ama yanlış çıkarsa. Seni stüdyoda bulacağım. Johnny hadi 14 olsun madem. Johnny'yi de getir, Johnny. Johnny arkada olur. Tabii Johnny'yi getireceğim. Johnny'nin cinsi ne Johnny'nin? Kangal. Vay kangal. Yarın kangal, köpeklerimizi kangal. Getirelim mi? Getirelim. Bizim ikimizin de aynı cins köpeği var. Gamze ile ikimizin onları getirin. Gerçi seninkinden korkuyorum. Sen nereye? Yok, sen korkmayın. Nereye geleceksin biz de oraya şey gidelim. He? Ne dediniz? Hangini alayım şimdi? 20 mi? Niye? Sen nereye geleceksin Mehmet Ali Bey? Ben oraya Yıldırım Beyazıt'a geleceğim. Köpeği getirelim biz de. Edirne'ye geleceğim, Edirne'ye. Tamam gel. Evet buyurun gel, bekleriz. Bana şöyle Edirne'li güzel bir kız bulun artık. Yeter. Canım atak etti bekarlık. Buradan da mı? Buradan da mı? Ya. Ne? Mehmet Ali Bey. Efendim? Seni idare edecek gibi bir insan bulalım artık sen. Evde durmuşsun çocuğum. Ne diyeyim sana artık? Ya lütfen artık evimin ne kadını diyeyim? Olmak istiyorum. Ay evimin el... Ama her yerden bir kız artık. Soruyorsunuz. Efendim? Her gittiğimiz yerden evet. Bir kız soruyorsunuz. Ay nereden tutarsa bir yerden tutacak herhalde yani. Türkiye'yi dolaşıyoruz, arıyorum. Bekarlık burama geldi, yeter artık yani. Ben de yetişkin bir çocuk oldum. Benim canım da evlenmek istiyor. Sen de bekar değilsin ki hep evlisin. Bulacaksın mı Neziha Hanım? Mehmet Ali Bey. Efendim? Bulurum be oğlum, gel. Buluruz inşallah. Allah'ın emriyle buluruz. Hadi inşallah. Bu sefer hiç görmeden evlenmek İnşallah. İstiyorum. Nikahta göreceğim tabii direkt. Tabii doğru.
Dünürbaşı ben alırım. Dünürbaşı beni götür tutuyor hem de. Ne başı? Dünürüm de tutar. Ne başı? Dünürbaşı. Ha dünürbaşı. Dünürbaşı, dünürbaşı. Ha evet. Dünürbaşı. Yok dünürbaşı Ande'yi götüreceğim. Evet, evet. Ande ile ikimiz gideceğiz. Ne? Bak sıkı sıkı sarıldık ayrılmıyız. Ne kura? He, şimdiki sorumuz. Ha pardon 14 mü dediniz? Hayır. 21. 21. Son soru geliyor. İki kelime 9 harften oluşan bir bitki. Bir bitki. Edirne'de yetişen bir bitki. Ay çiçeği. Hadi bakalım. Ay çiçeği. Üç sessiz bir sesli. Ne diyeceğiz şimdi? Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Mehmet Ali'nin harfleri bana uğurlu geldi Allah'a çok şükür. Hadi inşallah, hadi inşallah. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Biraz sen de yardımcı ol. Oluyorum devamlı. Bak ay çiçeği. Ay çiçeği. Tekirdağ'ın T'sini miydi? Tekirdağ'ın T'si. Tekirdağ'ın T'si. Murat çıktı. Muradınıza ereceksin. Murat. İnşallah, inşallah. Şimdi sesli al. A harfi. A harfi. Bu bir Adana'nın bitki. Adana'nın ağası. Kimin ağası? Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Bakalım hangileri yanacak? Vay be. Hadi bakalım. Bu bir bitki. Üç tane. Açalım bakalım. Aaa tüylü memiş. Evet tüylü memiş. Böyle sarmaşık gibidir böyle evlerin balkonunda böyle tüylü memiş. Evlere böyle süzülür böyle. Tüylü memiş. Alttan böyle süzülür. Tüylü memiş. Böyle süzülür sarmaşık gibi böyle. Evet süremiz başladı. Bu bir bitki. Başaramayacağız herhalde. Ben de. Tüylü menekşe. Tüylü meşe. Tüylü meşe. Tüylü meşe. Tüylü memiş bile daha uygundu. Evet. Tüylü meşe. Bakalım tüylü meşe mi? Vallahi bravo. Vallahi bravo. Üç tane zarf kazandınız. Açıyoruz efendim. Bakalım. Alkış, alkış Mehmet Ali'ye. Teşekkür ederim. Bakalım. Bakalım 14 numarada ne gidiyor Edirne'ye? Açıyoruz 14 numarayı. Yirmi bir numara. Bakalım 21 numarada ne kazanıyorsunuz? Açıyoruz. 21 numara. Dananan. 21 numara. Gidiyor Edirne'ye. Hazır. Sağ ol, sağ ol. Ve 12 numara. 12 numara. Açıyoruz. İnşallah motor sürücü çocuklar. İyi günlerde kullanın Edirne. Ve Nil Burak geliyor. Yalanda saklar mıydım dertlerimi?
Muhteşem ödüllerimizi bir kez daha hatırlatalım. Fi Yapı'dan muhteşem bir ev veriyoruz. Fi Yapı güvenilir, sağlam ve Regal efendim. Muhteşem Regal'in ürünlerini görüyorsunuz. Ve oradan hemen sizi tatile yolluyoruz. Yunan adalarına. Üstelik de gemiyle gidiyorsunuz. Vize bile yok. Ve diğer ürünleri Regal'in. Oradan geliyoruz Noble Life. Yaşamınızdaki asalet. Şu tabaklarda, şu çatallarla yemek yemenin zevkine varın lütfen. Ve oradan geliyoruz şu zarif elektrikli ev aletleri. Blue House muhteşem görüyorsunuz. Artık horlamak filan yok. Yanınızdakiyle rahat uyuyorum. Çünkü horkes çıktı. Ama ne gerekiyor? Sağlıklı ve güzel bir yatak. Dinar sudan eskimeyen güzellik ve plazma TV'ler çok revaçta görüyorsunuz. Millet bunları istiyor. Sonra geliyoruz zaman değerlidir diyoruz. Revello saatte bir numara. Bununla saatiniz şaşmaz. Hemen geliyoruz Harzemşah Mobilya. Bizimle mutluluğa evet diyorsanız gelin oturun. Ve oradan sizi Kıbrıs'a götürüyoruz. Kıbrıs'ın en güzel oteli. Hem denizi var hem muhteşem havuzu var. Rox Hotel Girne diyoruz. Şu güzelliğe bakın. Bulamazsınız Las Vegas'ta bulamazsınız bunu. Oradan telefonu açıyoruz, Trident diyoruz. Ve hemen padişah halı diyoruz. Muhteşem halımız. Oradan motosikletimiz Lifan geliyor efendim. Evet efendim. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Bakalım sorumuz neymiş? Üç kelime,
20 harften oluşan başla bitir etabımızı oynayacağız. Şimdi nedir bu? Ortadaki kelime ortak. Örnek. Beren Saat, Saat... Nil Burak, Burak Kut. Ha, Nil Burak, Burak Kut, evet! Tabii ya. Mehmet Ali, Ali Kırca. Dur, başka ne olur? Gamze Topuz, Topuz Kafalı. Ve üç numara İrfan çeviriyor, Çarkı Melek devam ediyor. Üç yüz puanlık sessiz harf. Me. Bak öyle, öyle denmez. Me. Tonu yakalayamadım. Oh. Hiç kimse yanlış anlamasın. Kurban Bayramı geliyor. Bunları özel aldım. Mehmet Ali'nin me bir tane. Devam ediyoruz. En zevkli bölümlerden bir tanesi bu. Ortadaki kelime ortak. Çok şanslısın İrfan. Hadi bakalım. Evet, belli oldu. Gitti aa, mi? Evde gitti. O zaman Fikret abiye selam söylemiyorum burada. Selamını geri al. Yok yok, selam söylüyorum. Tekrar alırım ben bunu. Nereye koyuyorum? Koyamıyoruz artık onu hiç. Abi bende mi dursun? Onu direkt kameramanlara dağıtıyoruz. Kendi aralarında tamam, paylaşıyoruz. Burada duruyor. Alırsınız bunu bir. Ve Burak Kut'a geçiyor efendim. Burak Kut maşallah iki turun ikisini de Burak Kut bildi. Bakalım bu şansı devam edecek mi? Ve 1500 puan geliyor. Sevginin sesi. Ne dedin? Bir daha söyle. Sevginin sesi. Tüylerim diken diken oldu bak. Bakayım abi. Sevgiyle, gerçekten olmuş. Sevgiyle ilgili bir şey söylendiği zaman böyle Fatih Yürek gibi böyle... Bir dakika, bir dakika. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Yakında beni de böyle görürseniz deyin ki... Şöyle yaptırsam kaç yaş gençleşiyorum? Böyle iyi abi ama... Allah aşkına kaç yaş gençleştim? Son Mohikan'a benzedin. Kaç yaş gençleştim? Şöyle yaparsam... 15. Bir de oradan, bir de oradan gerdin. Ay var ya, ilkokul çağına döneceğim neredeyse. Sevginin sesi bir tane. Devam. Bizim dediğimiz var mı? Alo. İyi akşamlar. Kurban olsunlar. İyi akşamlar. Kepres. Bu Ertan'a benziyor. İyi akşamlar Kıbrıs'tan, saygılar, sevgiler. Kendinizi bize tanıtırsınız. Ertan Birinci Kıbrıs. Nedir yani? Mevlana abicim iyi akşamlar diliyorum. Nedir efendim? Her gece olduğu gibi bu akşam da yine sizi izliyoruz. Büyük bir zevk ve keyifle. Tabi izleyeceksin, akrabamsın. Hem akrabayız hem de bu gece bizim için özel. Hayırdır? Nil Burak orada. Ha Kepres. Orada. Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs demek, Nil Burak Kıbrıs demek bizim için büyük onur. Sen onu bırak mı? Bırak mı boş konuşmaları da Ertan'cığım? Ne oldu belediye başkanıyla durumlar? Önce şunu söyleyeyim. Mehmet Ali Erbil benim eşimin annesinin kız kardeşinin oğlu. Yani biz benim eşimle Mehmet Ali Erbil kuzen, teyze çocukları. Şöyle diyeyim, teyzemin damadıdır yani. Buradan. Aslında ben senin enişten oluyorum bir yerde. Evet, evet enişte. Evet. Ayağını denk alacak. Aramızda bir fark vardı. Sen 4 kişinin eniştesi oldun, ben 1 kişinin. Ooo. Giden vuruyor. Ooo.
önemli ve değerli. Bunu söylemek istedim. Peki inşallah sizi de bir grup yapın. Sizin televizyonda çok renkli bir beyefendi var, yorumcu. Neydi ismi? Saffet Soykal. Saffet, Saffet Bey'i davet etmek istiyoruz buraya, yarışmaya. Memnuniyetle, memnuniyetle, memnuniyetle. Genç TV'de program yapar değil mi? Evet, Kıbrıs Genç TV'de program yapıyor Saffet Bey her sabah. Şimdi senin televizyonun saat 10-10 geçe rumbasını özetliyor. Şimdi senin televizyonunun reklamını yapıyoruz diye Maliye Bakanı da alınmasın, onun televizyonunu da söyleyelim. Tatar'ın televizyonu. Evet, Maliye Bakanımız da eskiden Show TV'de genel müdür yardımcısıydı. Şu anda da Kanal T televizyonunun sahibi sevgili dostumuz Ersin Tatar. Ersin Tatar. Eskiden Show TV'nin mali işlerinden sorumluydu. Şimdi Maliye Bakanı oldu orada. Evet. Peki Turizm Bakanlığı'ndan ödenek çıkar mı televizyon? Şöyle söyleyeyim, turizm için özellikle Türkiye'ye en büyük reklam Mehmet Ali Erbil'den oluyor. Buyurun, Kıbrıs'ın reklamını kim yapıyor? Yavru vatan. Evet, Tatar'a söyle. Sayın Tatar'a söyle, bana bir ödenek çıkartsın artık. Maliye Bakanı. Çok çıkması ciddi. Gerekir. Hakikaten çıkması gerekir. Çünkü yıllardır, belki de 20 yılı buldu. Türkiye'de Kıbrıs'ı en çok tanıtan sanatçı Mehmet Ali Erbil. Peki efendim. Nasıl? Teyzemler nasıl? Eniştemgiller iyilerdir. Teyzenle eniştem şu anda yanımda. Seni izliyorlar. Selam söyleyelim. Meriz yanımda, Hilmi yanımda. Hepsi seni izliyor. Hepsine selam ederim. Hepsi de çok selam ediyorlar. Gururla izliyoruz, zevkle izliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi akşamlar Kıbrıs. Başladı ortadaki kelime ortak. Evet, bakalım bir sessiz harf. Kenan Trabzon'un... Evren'den olay yaratacak açıklamalar geliyormuş. Oo. Bir yandan da o alt yazılara bakıyorum neler. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bir tane var, bravo. Efendim biliyorsunuz bu başla bitir, ortadaki kelime ortak ve 500 puanlık sessiz harf. Fransa'nın F'si. Bunu da sen bilirsen kavga çıkacak yani, değil mi? İçinden öyle yani. Evet, finale çok yaklaştın. Bırak bana birazcık da onlar hediye bana alsın. Sıra gelmedi zaten. Gariplerim 0-0 gidiyorlar. Neydi efendim harfim? Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si bir tane var, bravo. Devam. Buraya geldik, ortadaki bakalım. Kelime ortak. Başını bulduk. Bakalım. Ortadakini bulmak çok önemli. Evet. Çok önemli. Var ya. 200 puan. Şimdi biraz içgüdülerimizle. Kalbin K'si. Kalbin K'si. Ve Nilburak çeviriyor efendim. Nazar değdi, nazar. Biliyordum, inanın söylemedim. Ve 500 puanlık sessiz harf. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Devam ediyoruz efendim. Ortadaki kelime ortak. Bakalım, evdekiler çözdü bile. Üsttekini ben de çözdüm. Müstifi. 250 puan. F söyledik, L söyledik. Mustafa Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. Rize'nin reisi. Rize'nin reisi bir tane var, bravo. Devam. Geçti yıllar bir su gibi, neredeydik, nerelere geldik. 250 puan. Oradan bakıyorsunuz değil mi efendim? Söylenmiş evet. Olanlar sönüyor. Nil'in nesi? Nil'in nesi bir tane, bravo. Ha, Kandıralı tabii. Kandıran. 200 puan. Ortadaki kelime ortak.
Final için yarışıyorlar. Final için. Bakalım finale kim Diyarbakır'ın çıkacak? Diyarbakır'ın D'si. Evet, Diyarbakır'ın D'si bir tane. Devam ediyoruz efendim. Ortadaki kelime ortak. Şşt, sakın, sakın, sakın. Buyurun efendim, çeviriyoruz. ...300 puan. Yağmur'un Y'si. Yağmur'un Y'si. Yapma be. Ve İrfan'a geçiyor. Haydi İrfan, haydi. Aferin İrfan, aferin. Hadi. İrfan. Nedir? Sen istersen gel benim odaya bir yüzünü yıka. Buna yüzümü yıkamam değil, komple yıkanmam lazım bu yani şansa. Yani bu kadar üst üste iki tane iflas yani olacak şey değil. Ben de anlayamadım. Yenge de duysun görsün yani. Bu adamın iflaslarını yıkıldım, yenge yıkıldım. Görsün duysun. Evet. Yenge de aynı işte mi? Yok, o reklamcı. Reklamcı. O zaman Burakçı çeviriyor. Burakçı. Ortadaki kelime ortak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 200 puan. Evet. Pırasa'nın P'si. Evet işte bu kadar basit. Ve Nilburak çeviriyor efendim. On bin puan. Bir sessiz harf bulursanız belki de finalist olacaksınız. 0 puandan birden 10 bin puan olacak. Allah'ın işine bak. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Hayır, 11'e orada, kadar bak. Bursa'nın B'si. Evet işte bu kadar Bursa'nın B'si. Hadi darısı başına. Mi? Gerek var mı? Darısı başına. Bu sefer hadi de pas inşallah gelir. Allah hızlı çevirdim bu sefer gelmesin diye. Evet, enteresan bir şey geldi. Vallahi geliyordu. Peki. Ay ağzıma yani var ya. Papazı buluyordun. Evet evet, az kaldı. 300 puanlık sessiz harf. Zonguldak Z'si. Zonguldak Z'si iki tane. Da na na na. Çeviriyorum. Da na na na. Bir tane kaldı. Çevireyim mi? Puan artsın. Çevir, puanın artsın. Aa, tabii. Çevir. Çevir. 10.000. Bakamayacağım. 750. Aman Allah'ım. 1300. Ay ay. Ay bu öyle bir geliyor ki yarasa gibi Allah'ım yani. Ay bu kamera beni bir gün var ya öldürecek. Yani öyle bir geliyor üstüme bak. Vay, vay, Allah'ım ya Rabbi, üstümüze geliyor yukarıdan böyle. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Allah seni başımıza. Bak gidiyor, bak gidiyor, bak gidiyor, bak gidiyor, bak. Vay 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 vay. Sen biliyor musun o bizden pahalıymış. Öyle diyorlar. Valla. Hollywood gibi burası valla. Bizden pahalı o. Sırf kamera 150 milyar mıydı neydi? 150 bin dolar bizi mıydı? Satsan olmaz ikimizin yani. Doğru. 150 milyar. Valla. H. Kurban olurum. Kıdır'ın H'si. Ama bak yanıltmayasın seni o. Anladın mı? Anladım yok. H. Ya. Yok canım. Dedim mümkün sana. Değil. Mümkün değil. Hayır nereden öttü peki? Alttan bir yerden öttü galiba. Ses alttan geldi. Horozun H'si bir tane. Bravo. Para mı vereceğim? İstek mi alıyoruz artık? Ne ulan bu ne, ben de sandım ki para veriyor. Bayağı. Allah seni, aa para gibi bir şey. Yatırılmış mı bu? Tüyo mu? Tüyo mu? Ulan bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Tutarsa her alarsın. Şeyde bir hayır vardır. At yarışı. Ben hiç hayatta oynamam he. Vallahi oynamıyorum. Ama devlet oynattığı için bunun reklamı olmaz. Tabii, tabii, tabii. Kumar da değil. Devlet. Mibah. Ortadaki kelime ortak.
Mustafa Denizli, Denizli Horozu. Sen yes. var ya. Bravo, bravo. Sen estağfurullah. Bakmasam da olurmuş bu anla. Buyurun, altınlarla gidelim. Şanslıyım, hem kumardan hem aşktan. Korkuyorum, heyecanlıyım. Param var, hem aşkım. Bu gece tam amandayım. Yaşamın fırın verelim. Bin puanım var ama... Yeni evleneceğiz. Kamerayı alabiliyor muyum? O 150 milyar olmaz. Öyle mi, onu alalım. 75'tir herhalde. O zaman bir fırın verdik. İyi fırın günlerde daha. Kullanıyor. Bu gece heyecanlıyım. Param var hem aşkım. Alo. Sonunda. Alo. Alo. Ayol, oradan ayrılamadınız, kopamadınız galiba. Evet, buradaki yani biz yarışmacılarımızı burada yağlı güreşler olduğu için kırmızı dipli mumla arıyorlardı. Biz de onunla aradık bugün, kırmızı dipli mumla aradık yarışmacılarımızı. İkisini de aynı mahalleden çıkartabildik. Yine biz burada Yıldırım Beyazıt mahallesindeyiz. Yanında ikinci şanslı yarışmacımızın ailesi, bütün akrabaları yanımda. Erdal Kahraman kendisi. Şimdi ben mikrofonu kendisine uzatayım, ben susayım. Mehmet Ali Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Erdal Bey. İyi akşamlar Erdal Bey. Edirne'den, Serhat şehrinden nasılsınız? Sağ olun, siz sormalı. Sakalınız ve saçlarınızla muhteşem görünüyorsunuz. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Nasıl, bakımı zor mu? Abi ne yapacağım, böyle oluyor işte. Uzattık saçı, uzatabildiğimiz kadar. Maşallah. Çocuğundur önündeki. Aa, kızımdır be. Kızından da uzun saçların. Beraber uzatıyoruz zaten. Arkadaki kimdir? Kemal Sunal'ın kardeşidir arkandaki. Mahalleden sevdiğimiz bir abimiz. Yok yok, arkandaki yeşil gömlekli Kemal Sunal'ın akrabasıdır. Selamun aleyküm. Aynen, iyi akşamlar. Ben hayatımda ilk defa bu kadar porselen dişler görüyorum güzel. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Teşekkür etmeyin, gerçekleri söylüyorum. Hiç kalmışsın ki. Bak ben dişlerimle rekor kırdım Türkiye'de. Anlamadım. Sen kişiliğinle rekor kırdın, ben dişlerimle rekor kırdım. Nasıl bir rekor? Kim kırdı dişlerinizi? Pardon. Dişlerimi trafik kazasında kırdım. Evet, ne zaman oldu bu? 6 ay oluyor. 6 ay oluyor ama 9. ayda çıkmaya başlıyor, merak etmeyin. Evet evet, aynen öyle, aynen öyle. Geçmiş olsun. Kaç tane gitti? Teşekkür ederim. 3. O 3 tane o kadar kapıyor muydu 3 tane? Evet. ne iş yapıyorsunuz? Dişçi misiniz? Ben... Hayır, hayır. Hayır diyor. Ya, terzi ben kendisi kürdü dikemezmiş. Kenar mahallelerde dernek başkanlığı yapıyorum. Ne başkanlığı? Belediye başkanlığı mı? Kenar mahalleler dernek başkanlığı yapıyorum. Ne derneği efendim? Kenar derneği. Kenar mahalleler. Kenar mahalleler roman derneği. Ha, roman derneğinin başkanısınız. Evet, aynen öyle. Maşallah vallahi. Ne güzel, akrabanızdır Erdal Kahraman. Yok, sevdiğim saydığım bir dostum da. Öndeki değer verdiğim bir kardeşimiz. Peki öndeki yılanlı adam kimdir? Kobra. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Kobra mıdır, ejderha mıdır? İyi akşamlar. Sen nasıl görürsen, sokmaz seni, korkma. Bunun ağzından ateş çıkıyor mu? Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Ay Allah koru ya Rabbim. Bana bak, sizin bu mahallenin dişlerini kim yedi lan? Ya üçünü iki Ande. Efendim. İki tane erkeğin arasına solundaki hanımefendiyi al. O iki tane dişleri hanımefendiyi al ikisinin arasına. Kim? Siz
Yok yok, bir beyefendi daha var he. O da gelsin. Hanımefendiyi alın araya. Araya hanımefendiyi alın. Ayol beyefendi, hanımefendi öne geçsin. Evet. Hanımefendi. Siz de gelin. Lütfen. Hanımefendi ben söyleyene kadar eller havaya gitmeyecek. Adınız ne hanımefendi? Emine Kahraman. Hey. Emine Kahraman. Emine Hanım. Evet. Ne oldu dişlere? Muhtar kırdı. Ayol diş kırana bak sen. Onun dişini de sen mi kırdın? Tabii. Birbirinizi... Onu kırdı, ben kırdım. Ama yani baksana ya, beyefendiye versene mikrofonu. Kim? Kobra yedi hepsini, kobra. Hepsini kobra yedi dişlerin. He, kobra yedi. Seninkiler kaç senelik kobra böyle? Kobra orada gömlekte. Baksana kobraya bak ya. Benimki var, 4 senelik var. 4 senelik var ama sana yakışmış. Evet. Harbi böyle... böyle Banu Alkan şeyi vermiş böyle havası. Vallahi bak sana yakışmış ama bir tavşanımsı bir hava var. Evet, ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Emekliyim. Anladım. Evde oturuyorum. Neydi, diş hekimi miydiniz? Dişçi miydiniz? Daha önce muhtardım. Ha, muhtardınız. Yanınızdaki hanımdır. Evet. Bu da hanımım. Ya maşallah, 2 tane dişsiz oturuyorsunuz yani. Biz dırdır yapa yapa birbirimizin dişlerini yedik. Vallahi helal olsun size. Kobranın nesi oluyorsunuz kobranın? Babasıyım. Aa! Kobraya ver, kobraya. Mikrofonu kobraya ver. Evet Mehmet Ali Bey, buyur. Senin dişler güzel ama ha. Parlattırdım. Onlarınkilerini yeye, benimkileri parlattım. Yok yok, yeni mi yaptırdın dişleri? Yok, hiçbir arıza yok doğuştan. Bir aç bakayım, göster. Orijinal. Bir göster, iyice aç bakayım. Ulan dilini istemiyoruz. Dilin o tabii orijinal. Daha dile gelmedi yani teknoloji. Dişler orijinal mi sahiden? Yok yine buradan. Orada yandan, da yandan gitmeye başlamış dişler. Seninki de buradan yandan yemiş. Önden bizi kandırıyorsun. Kahraman. Kahraman. Evet buyur Mehmet Ali Bey. Ne iş yapan? Belediyede çalışıyorum. Böyle bu resmi elbisen mi bu? Bu bizim günlük kıyafetimiz Mehmet Ali Bey. Ben sandım ki işe böyle gidip geliyorsun. Yok, işe giderken iş kıyafetlerini giyiyoruz. Anladım. Kardeşindir Erdal. Evet kardeşim. Hadi bakalım Erdal'a ver bir... Yakışıklı mı? He. Yakışıklı mı? Çok, çok yakışıklı. Hanımı nerede, hanımı? Maşallah da nazar değmesin. Hanımı nerede? Burada, burada. Görelim hanımını da. Ay kurban olsunlar. Merhaba, ben de Erdal'ın hanımı. Yenge, nasılsın yenge? Merhaba. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey, siz nasılsınız? Zaten bu aile tam dişli birini gelin almazdı. Ya muhakkak ortadan bir kırık olacak, ya bir delik olacak. Yoksa tam olarak almazdı bu aile dişli bir gelin. Yenge ne? Yenge geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu, hayırdır? Hiçbir şey olmadı, doğuştan öyle. Ulan nasıl bulmuşlar aileye gelini, nasıl bulmuşlar ya? Helal olsun be, kaynanana bak, kaynanana. Kaynana, yemek yerken zorlanıyor mu yemek yerken? Yemek yemeyeyim ki, çorba yiyin. Çorba yiyin. Çorba Mehmet Ali Bey. Benim rahmetli babaannemin de takma dişleri vardı. Bir gün sobaya kömürü atarken sobaya atmış onları. Allah çarpsın. Ben de kaybettim Mehmet Ali Bey, kaybettim, ikinciyi yaptırıyorum. Yatmadan suya mı koyuyorsun?
takmış, dişlerim yok şu anda, ben de kaybettim. Ha sen de kaybettin. Muhtara sor, tabii. Muhtara. Muhtara sor. Soracağım. Arattırdım ama bulamadım ki nereye koydun dişleri. Kaç gündür kayıp dişler? 3 senedir kayıp. 3 senedir kayıp. Evet. Garibim 3 senedir diş bekler. Ah bu aileye ben öncelikle 3 protez diş veriyorum. Ya bizim dişçi arkadaşlarımızdan bir sponsor bulmak lazım bunlara. Vallahi billah. Evet çeviriyorum kahraman ailesi. Ve 23 numara geliyor. Ve... Ve 6 numara geliyor. Bir şey yaptıysam ne oluyor? Ve... Ve 14 numara geliyor. Ve 14 numara geliyor. Haydi bakalım. Niye? Niye? Hazır mısın Erdal? Hazırım Mehmet Ali Bey ama sen beni ez geçtin. Benim de dişleri takma. Hadi ya. Vay maşallah. Ön dişler takma. O zaman ananla babanın yanına al. Hep birlikte yaşıyoruz zaten. Evet sağına soluna ananla babanı al. Rahmetli Kemal Sunal da arkada dursun. Şöyle. Nasıl profilden mi bakalım? Şimdi ben bir kamera geri çık dörtlü gör. Kamera dörtlü gör. Ben 1-2-3 deyince bütün aile ağzını açacak. Hazır mısınız kahraman ailesi? Hazır mısınız? Bir hazırımı duyayım. Hazırız. 1-2-3. Anan açmaz anan. Açmaz açmaz. Yüz görümlü istiyor anam. Hay Allah'ım yarabbim. Siz çok yaşayın yüz inşallah ailecek. Anam. Ailecek Allah neşenizi bozmasın. Oh oh oh. Baba. Allah. Oo romancıklar. Ben tamamdır. Ben bundan sonraki düğünümü roman düğünü yapacağım. Yapacağım. Sana karı alacağım Mehmet Ali. Kahraman. Kahraman bana bir efendim tane roman bulun kardeşim. Tamam mı? Hemen hemen. Düğünümü de siz yapacaksınız. Annenle baban şahidim eline olacak. Kırpınlarına gel. Annenle baban şahidim. Şahidime tamam, bak. Tamam onlara şahit yapacağım. İlk sorumuz geliyor. İki kelime 14 harften oluşan bitki soruyoruz. Sen aç bakayım ağzını kız. Yok hiç yok. Neydi sorumuz? Nesne. Bitki. Hadi ya. Evet. Bir bitki soruyoruz. B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Mehmet Ali'nin m'si. Ne? Mehmet Ali'nin me. Kız senin erkek abinin mi? Kız yok kız evet evet kız benim erkek abimin. Hadi bakalım Allah bağışlasın. Kahramanın K'sı. Kahraman ailesinin K'sı. Hazar'ın H'sı. Pazar'ın P'sı. Hazar'ın H'sı. Hazar'ın H'sı. H'dır. Sesli harf. Edirne'nin E'si olsun be. Edirne'nin E'si be. Mıkah. Mokoh.
B, C, D, Y, Z, İ, M, K, H, E. Bakalım hangileri yanacak? Hazır mısın be yav? Hazırız. Açalım bakalım. Ah, kuyruk yemi. Bu bir meyve. Ay, bitki. Kabak yerleri. Otluk. Süremiz başladı. Sırık fasulyesi. Bu fasulye. Sırık fasulyesi. Bu fasulye kaçadır? 7,5 lira. Bakalım sırık mıdır, Ayşe kadın mıdır? Sırık fasulye, bu fasulye. Evet, 23 mü, 6 mı, 14 mü? 14. 14. 14 numara sizin oldu. Geliyor ikinci soru. Bir nesne. Her zaman olduğu gibi B, C, D, Y, Z, İ size verdiğimiz harfler. Şık, 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 şık. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Kastamonu'nun K'sı. Kahraman'ın K'sı. Kobra'nın K'sı. Kobra'nın. Ya şu gömlekten bana da bulup yollasana bir tane Allah aşkına. Yarın akşam bununla çıkayım. Düşünsene beni. Düşünsene kobra memoş. Bu gömlekten olan bağcılara gelsin. Araba vereceğim. R, K. Araba yetmez. Kamyon vereyim sana. Kamyon. R, K. Selina'yı S'si. S. Rakkase çıktı. Evet, kızımın ismi. Ay, kurban olsunlar ona. Aynı baba. Kızım sen aç bakayım ağzını. Aç 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 Selina. Aç gül. Onu da öp onu da. Ah yavrum aynı dedeye çekmiş. Ay. Ses. Ay inşallah şunların içinde protez olsaydı ya Rabbim. Ne makbule geçerdi. Ama bunları da protez yetiştiremeyiz ayol. Bu aileye protez yetiştiremeyiz. Sesli harf. Ali Sadi'nin ağası. Vay! Ali Sadi'nin ağası. Neydi bu? Nesne. Nesne bakalım hangileri yanıyor? Açalım bakalım. Zurna. Zurnik. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu bir nesne. Süremiz başladı.
Bardak olamaz. D olsaydı zaten veriyoruz. Çardak da olamaz. Buldun mu? Erdal. Bardak. D olmaz, olur bir dakika. Kardak adası. Olmaz, var orada. Evet, son bir. Orada olmaz. Süremiz doldu. Açıyoruz. Tırmıkmış be yav. Altı mı gitsin, 23 mü be yav? Olsun be, canımız sağ olsun. Hangisi gitsin? Hangisi gitsin? 5 numara gitsin. 6 numara gitsin. 6 numara gitti. Son soru geliyor. İki kelime, 9 harften oluşan bir hayvan soruyoruz. Bir hayvan soruyoruz, bir hayvan. 3 sessiz, bir sesli söyleyeceksiniz. Ne söyleyelim? Mehmet Ali'nin M'si yine olsun. Mehmet Ali'nin M. Evet. Trakya'nın T'si. Trakya'nın K'si, evet. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L. Şimdi sesli harf. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı. M-K-L-A. Bu bir hayvan. Bakalım hangileri yanıyor? Açalım bakalım. Kıl kurdu. Kül kedisi. Süremiz başladı. Kıl keçisi. Mehmet Ali Bey. Tavuk keçisi mi? Kıl keçisi. Bakalım kıl keçisi mi? Evet, iki tane zarf sizin oldu. Açıyoruz bakalım neler kazandınız. İşte 14 numara. Açıyoruz, 14 numara gidiyor kahraman ailesine. Oley! Bakalım 23'te ne kazanıyorsunuz? Açıyoruz 23'ü. Edirne'ye gidiyor. Bir tek 6 numarayı kaybettiniz. Dediniz ki 6 numarayı istemiyoruz. Bakalım kahraman ailesi 6 numarada ne kaybediyor? Hazır mısın Erdal? Hazırım. Açıyorum. Ne kaybettiniz bakalım? Aç. Bir tek bu zarf vardı. Bir tek bu zarf vardı. İyiymiş. Ve bu zarfı baba seni dinledim. Canınız vallahi sağ olsun. Ya. Kendinize dikkat edin. Sağlık olsun. Ve Burak Kut geliyor. Saat kaç?
seni hiçbir şey. İnsan işi bu duyguya aşk deme. Yıllar yıllı kesmiş bile kendini. Şu kadarlık saygın yoksa geçmişe. Geldik şimdi stüdyo finalimize. En yüksek puanı alanla filan oynayacağız. Puanlara bakıyoruz. Ve 10.950 puan toplamış Nil Burak'la final oynuyoruz. Bravo! Evet, tek bir çevirişte 10.000 puan gelmişti, hatırlatırız. Yo. Hatırlamak istemediğimiz bir anda. Ve oradan dolayı biliyorsunuz ne kadar önemli. Harfi de bildiniz ve final çarkına geldiniz efendim. İşte final çarkımızda kendi şansınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Ev var, araba var, daha neler neler var. İşte kendi şansını kendi belirliyor ve çeviriyor. Altı numara. Bunu alıyorsunuz. Ve seyircilerimizden sessizlik rica ediyoruz. Sorumuz geliyor. Dört harften oluşan bir nesne soruyoruz. Dört harften oluşan bir nesne. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Üç sessiz bir sesliyle şansınızı deneyeceksiniz. Nil'in N'si. Nil'in N'si. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L. Samsun'un S'si. Samsun'un S. Nilsen çıktı, Nilsen. Evet. Ve Edirne'nin E'si.
Edirne bu akşam nasıldı ama? Evet, harikaydı. Vay 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 vay. Diş ailesi ya. B, C, D, Y, Z, İ, N, L, S, E. Bu bir... Nesne. Herkes sessiz olsun çünkü herkes içinden çözmeye çalışsın. En heyecanlı, en zevkli tarafı bu çarkı feleğin. Evde oturan sevgili seyircilerimiz de çözmeye çalışıyorlar. Bakalım denk gelebilecek mi bu harflerden bir tanesi, iki tanesi, dört tanesi, hiç tanesi. Hiç tanem, deli gibi severim seni ben. B, C, D, Y, Z, İ, N, L, S, E. Bakalım hangileri yanıyor? Bakalım hangileri yanamıyor? Tebrik ederiz. Hiç mi bulamadım? Hiç. Üretmeye çalışalım. Fıçı, tıçı, mıçı, tıçı, tı, tı, tıçı, tıçı, te, te, tıçı diyorum. Siz, mıçı. Kova, mova. Evet, süremiz başladı. Vallahi ben de fıçı diyeceğim. Fıçı. 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 Hanimiş fıçısı. Bakalım neymiş. Hurş mu? Hurş ne ayol? Böyle... Hurç'un büyüğü. Hurç ne oluyor biliyor musun? Şeyini böyle toparlıyorsun. Ivır zıvır ne varsa. Evet, topluyorsun, toparlıyorsun. O bir hurç oluyor, hurç. Ondan sonra onu atıyorsun burçlardan aşağı. Hurç. Harç hurç. Bakalım ne kaybetmişiz? Araba deme inşallah. Vallahi çok üzülürüm, arabam yok çünkü. Buradan Ertan abiye sesleniyorum. Evet. Nilbura bir araba alalım. Açalım. Ne kaybettiyse onu verecek. Ertan Bey mi verecek? Evet. Alırım. Alırım bunu. Onu buradan da alırız. Efendim kısa bir parmak dönüyoruz.